Hoş geldiniz sayın seyirciler. Spor gecesiyle birlikteyiz. 360 ekranlarında Gökhan Dinç'le birlikte yine takımlarımızda, kulüplerimizde olan biteni sizlere aktarmaya çalışacağız. Vedat Muriç meselesi bilindiği gibi günlerdir spor kamuoyunu çok meşgul ediyor. Galatasaray'a mı gidecek, Fenerbahçe'ye mi gidiyor, Avrupa'da mı oynayacak, yoksa bir yıl sözleşmesini Şaykur Rizespor'da mı tamamlayacak? Tüm bu soruların yanıtlarını birazdan Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar canlı yayında yanıtlayacak ve bu tüm soruların yanıtlarını birazdan Haluk Canatar'ın telefon bağlantısında öğrenmiş olacaksınız. Bu bilgiyi sizlerle paylaşayım. Ozan Kabak bugün Schalke ile sözleşme imzaladı, resmi olarak açıklandı bu transfer. Ozan Kabak'a da Schalke'de başarılar diliyoruz. Bugün Gökhan Dinç özellikle Mehmet Topal'la ilgili önemli bilgilere ulaştı. Selçuk İnan'la ilgili bilgiler var. Fenerbahçe'de Luis Gustavo, Fetsa, Beşiktaş'ta Dorukhan'la ilgili önemli gelişmeler var. Son derece yoğun bir transfer gündemimiz var. Ama güzel de bir çalışma yaptık. Geçen yıl yaz transfer döneminde kulüplerimizle adı anılan oyuncuları öyle başlayalım, eğlenceli. Yüzümüzde tebessüm açtırarak başlayalım. Olur mu? Galatasaray'a geçen yaz transfer döneminde yazılan oyuncuları. Yazılı medyada ya da dijital medyada ya da televizyonlarda al kırmızıyı ver moru falan diyenler var ya. Bakıyoruz şimdi Galatasaray'a geçen yıl yaz transfer döneminde yazılan isimleri çıkarttılar. Arkadaşlar. İlan sağ olsun bugün oturdu. Çok medyada, çalıştı gerçekten. Çok zor bulunması imkansız şeyleri. Gerçekten fikri takip yaptı ve hummalı bir çalışma sonrasında teşekkür ediyoruz Tüysüz'e, Tüysüz İlan'a. Galatasaray'a adı geçen, geçen sezon adı geçen oyuncu transferleri. Ozan Tufan, Trezeguet, Welbeck, Campbell, Shaqiri, Graziano Pelle, Felipe Mora, Milik, Carlos Bacca, Nikola Kalinic, Ahmet Musa, Mattia Destro, Max Gradel, Soriano, Hövedes, Gervinho, Andre Silva, Musa Barov, Anthony Modest, Vincent Abubakar, Nacer Çadli, Martin Casares, Kamil Glik, Shinji Okazaki. Ara transferde senin bomban patladı alan var, bir de onun ara transferi söylemiyoruz. Gelenleri söylüyorum şimdi. Gelenleri söylüyorum. Emre Akbaba, Nagatomo, Onyekuru, Ndiaye, Ömer Bayram, Birtan Vatansever ve Muğdat Çelik. Güzel değil mi? Ayakta alkışlıyorum Galatasaray'la ilgili transfer haberlerini yapan dijital ve gazete manşetlerine bu isimleri yazan burada konuştuk arkadaşlara. Yani, ben hiç ağzımdan veya herhangi bir yöneticinin ağzından ben ne Milik dedim, ne Pelle dedim, ne Shaqiri dedim, ne Welbeck dedim. Trezeguet'i dedik ama onu almak üzere istiyorlardı. Okazaki dedim, ne gri, hiçbir şeydi. Çadli maddi demedim yani. Modest mesela dedik. Modest vardı. Vardı ama olmadı. Yani şu listede bir Modest doğruydu. Ya bir çoğuyla belki. Bir de Trezeguet. Mesela Ozan Tufan da yoktu. Fenerbahçe'ye geliyoruz. Bununla abi, da bitmek bilmiyor. Dur bir çok dakika. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Yine şimdi Fenerbahçe. Wilshere. İstanbul'a ziyarete geldi biliyorsun. Site aidatını ödedi gitti. Bas Dost. Emekli olana kadar yazacaklar. Mina. Mandzukic. Zuma. Bakayoko. Musa Sissoko. Sissoko. Paco. Mitrovic. Ospina. Abi Ospina'yı yazmaktan mesela sıtkı sıyırmadı kimsenin. Ha. Bolasi var. Yani Bolasi'yi atladın. Abi Milan Badelj. Vermaelen. Şampiyonlar Bamba, Vietto, Enis, Edin Dzeko, Max Meyer. Ya bu şey Max Meyer deyince Şener Şen'in şeyi geliyor aklıma. Martis Indi, Mignole, Enkodu, Enkodu, Stefan Radu. Stefan. Gelenleri söylüyorum. Jailson, Harun, Frey, Berke, Slimani, Alıcı Barış, Ferdi, Ayev, Reyes, Tolga Ciğerci, büyük transfer, yer yerinden oynadı biliyorsun. Bir de Yasin Benzia. Son 8 hafta boyunca adamı toplantılardan toplantılara gördük sadece. Yani bunun için de bir ayakta alkış. Geliyoruz Beşiktaş, bitmedi. Vincent Abubakar burada da var. Bak bu listede de var. Abubakar, Enes Ünal, Vida gidiyor. Bunu bilerek yazdın galiba terbiyesiz.
Welbeck. Video gidiyor. Sen söyledin burada. Ben söylemedim. Klasen. Gitti Rafael, dedin hatta. Yotun. Bastos. Burada da var. Ahmet Musa. Carlos Bacca. Burada sitede de var. Kalinic. Olmadı Galatasaray'a buradan sekiyor. Tim Krul. Chadli. Oradan geldi buraya sekti. Sturic. Ospina. Ospina her yere yazıldı geçen sene. Ospina zaten her yani. Bastos da burada bitirecek. Oamario, Dabur, Stuani, Kapuska. Ya, iğrenç espri geldi aklıma da neyse. Fernandez, Manuel Fernandez. Slimani. Buraya da var. Bernard, Traore, Random. Gelenler Karius, Laiç, Umut Nayır, Dorukan, Güven, Enzoroko. La bunlardan bir tanesini yazın be kardeşim. Yok ama yani. Tebrik ediyoruz. Böylesi hızlı bir transfer dönemine yeniden başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Yine al kırmızıyı, ver moru, işte uçağa bindi, geliyor, uçak emojisi koydu. Yok efendim Galatasaray takipten çıktı, Beşiktaş'ı takip etmeye başladı, sarı kırmızı kalp koydu, onu aldı, bunu verdi falan filan. Bunlarla yine coşacağımız harika bir transfer sezonu yeniden başlıyor. Öncelik olarak şunu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarını kısadan ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kısadan abi şu, ise... Abi şu tablo var ya bak. Utanç tablosu. Sazı gidiyorum tempolu. Utanç tablosu. Utanç diye manşet atıyor. Bak samimi söylüyorum. Bir yani biz ya bunu alın. Kendimize batır bak iğneyi kendimize batırmamız lazım. Bu var ya. Yani abi, Beşiktaş için dedim. Benim kadrajıma girmezsen o kağıdı çek abi için, kendine. Beşiktaş için yazılanlar, Fenerbahçe için yazılanlar, Galatasaray için yazılanlar filan. Bunların birçoğuyla kulüpler de ilgilendi. Yani olmayacağı belliydi. Yani bunlar durup dururken biz de yazmıyoruz bunları. Ama yani böylesine transfer döneminde bu kadar abi düşünsene bakıyorum ben şimdi. Chadli hem Beşiktaş'a yazılmış hem Fenerbahçe'ye. İşte Ospina hem Fenerbahçe'ye yazılmış hem Beşiktaş'a yazılmış. Yani bu kadar. Kendimize de batıralım. Batıralım. Kendimize yani dalga geçiyoruz ya biz kendimizle dalga geçiyoruz yani aslında. Aynen aynen yani biz arkadaşlarımıza değiliz. İzleyiciye bence biraz bir noktadan sonra özellikle transfer döneminde ben hep söylüyorum ya. Ratingi yüksek bir dönem transfer dönemi. Yani hep doğruyu bulmaya çalışalım. Evet hata yaparız ama yalan yapmayalım abi. İnsanları kandırmayalım. Bak insanlar gecenin bu saatinde acaba bir tane transfer söylerler mi? Vedat Muriç'in menajeri Vedat Muriç ile ilgili ne diyecek diye bekliyorlar. Yani biz abi en kolayı ya. Bak en kolayı ya dersin ki işte Galatasaray Dzeko'yu alıyor. Bir heyecan oluşur. Yani böyle bir sosyal medyada bir algısı oluşur. İnsanlar seni izlemeye başlarlar filan. Sonra olmadığı zaman abi insan bazen bir noktadan sonra çıkamıyor kameranın karşısına ya. Utanır insan kendinden utanır ya. Biraz bunlara bir mesafeli olmak lazım. Ama burada ben geçen de bir tweet attım. Burada maalesef izleyicinin de sorumluluğu var. Abi transfer. Her gün transfer olmaz abi. İnsanlar her gün program yapıyor. Her gün gazeteler çıkıyor. Yani her gün transfer baskısı oluşursa yani mecburen böyle saçma sapan haberler çıkıyor. Abi çok çarpıcı bir şey ya. Geçen sene Beşiktaş için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bu da İran'ın çıkardığı 24. Belki 44, belki de 124'tür. Yani şimdi mesela geçen sene Vida gidiyor işte 100 milyon eurolar yüze. Ya bu sene Elif Elmas bir ara 25-30 milyonları gördü filan. Yani kulüplerin de bence burada kulüplerin de sorumluluğu var. Yani medya ile iletişimi düzgün sağlayabilmeleri lazım bence. Yani yönetici transfer haberi istiyorsun bak, mesela. Şimdi bak yöneticiye de gibi hak bakıyor var. Abi mesela. Yöneticiye de biraz hak vermek lazım. Şimdi her gün adamı arıyorsun abi. Her gün. Sen de muhabirlik yaptın, ben de muhabirlik yaptım. Sayende muhabir gibi çalışmaya başladım. Beni muhabir gibi çalıştırıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Yani Fuat Aktağ çalıştıramadı. İhsan Topaloğlu çalıştıramadı beni böyle. Ama sen çalıştırıyorsun. Helal olsun. Şimdi yöneticiyi arıyorsun. Diyorsun ki mesela atıyorum. Beşiktaş yönetici arıyorsun. Abi Kagawa ne oldu? Dün ne olduysa bugün de aynısı. Ya her gün bir şey olmuyor ki Kagawa ile ilgili. Ama bana Kagawa ile ilgili birisi bir şey soracak. Ben de söyleyeceğim. Öyle mi? Atıyorum mesela diyor ki Kuvarecim'e gidecek mi? Bilmiyor ki abi. Birçoğu şu anda bilmiyor. Yani çünkü... Yani Kuvarecim'e gidecek mi? Hayır dedim. Mesela ben hayır dedim çünkü neden hayır dedim? Abdullah Hoca kalsın istiyordu. Yöneticiler de kalsın istiyorlardı. Ama dün mesela dün böyleydi.
Yarın böyle olmayacağı anlamına gelmiyor ki. Birisi Quaresma'yı ister ve alır. Yani böyle bir süreçteyiz. Hani gitmiyordu abi? Hani geliyordu abi? Hani gelmiyordu abi? Falan. Bunların hepsiyle karşı karşıya kalabiliriz. Abi bir de bütün... Yani yöneticilere de hesap soruyorsun. Mesela diyorsun ki mesela iki gün aramıyorsun adamı. Sıkılıyorsun değil mi adamdan? Ya adam da sıkılıyor adamı senden. Adamı da sıkmak istemiyorsun. Adamı da adamın sıkmak da istemiyorsun. Aramıyor şey... mesela aramıyorsun. Mesela küt bir son dakika patlıyor. Birisine o sırada sen arıyorsun mesela adamı. Sen de tak diye yapıştırıyorsun NTV'de son dakikayı. NTV Spor'da. Ben de adamı arayıp baba ne oldu hani gitmiyordu? Diyemezsin yani. Ha, bir de o tarafı da var tabii. Ama bir de şöyle bir şey Sertaç, var. Sertaç evet. Sorunun cevabı evet. Bir de şöyle bir şey var. Gökhan şimdi yol sırasında da planlamalar değişiyor. Mesela Fernando Galatasaray'ın satmayı düşünmediği bir oyuncuydu. Ama Sevilla, Banega da takas. Yani yeni mesela bunun en çarpıcı örneğini çok net bir cümleyle hep söylüyorum. Geçen sene Fatih Hoca dedi ki Ozan kalıyor dedi yani. Konuştuk her şeyi hallettik dedi. 3 gün sonra gitti abi Ozan. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Olabilir tabii. Transfer sezonunda. Olabilir. Yani baştan herkes yanılabilir. Bir planlama yapıyorsun baştan. Haluk Yürekli bile yanılabilir. Hayır, Haluk Yürekli de alan geldi bitti diye transfer haberi verdi. Abi Abdurrahim Albayrak'la beraber yürüttüler o süreci. Abdurrahim Albayrak da çıktı geldi buraya. Gelir gelmez dedi ki alan bitti. Biz tamam harika bitti bu iş dedi ama patladı. Patlayabilirsiniz. Bir şey planlıyorsun. Hepimiz bir şey planlıyorsun. Yani oturuyor Galatasaray'ın her zaman öyle olmuyor. Galatasaray'ın transfer stratejisinin içerisinde şey yoktu. Peki abi. Bence Fernando'nun satışı yoktu. Şu ana evet yoktu. Planlamalarında yoktu. Ona da geleceğiz. Birazdan onun detaylarını anlatacağız ama şimdi tüm Türkiye'nin merakla beklediği yani öyle bir noktaya geldi ki Vedat Muriç meselesi geçen seneki Emre Akbaba meselesine döndü. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirdiği medyada var. Biz de bu konuyla ilgili sen de dün bazı şeyler bildiklerini paylaştın. En doğru isim Vedat Muriç'in menajeri diye düşündük ve Haluk Canatar'ı canlı yayınımıza davet ettik. Kendisi de kırmadı sağ olsun. Şu anda hatta olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Haluk abi hoş geldin yayınımıza. Alışım Haluk Yürekli, Gökhan kardeşim iyi geceler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz abi kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Şunu soracağım. Şimdi az önce girişte de söyledim. Geçen sene Emre Akbaba konusunda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Şimdi bu transferde de acaba karşı karşıya geldiler mi? Karşı karşıya getiriliyorlar mı? Vedat Muriç önümüzdeki sene nerede oynayacak? Yani şu süreci bizimle bir paylaşırsanız, aslında bizimle derken izleyicimizle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Tabii ki. Ben bugün şöyle yapayım. Ben bu süreci isterseniz sıkılmazsanız başından özetleyerek bir anlatayım size. Lütfen. Şimdi Vedat'la ilgili ilk görüşmek isteyen kulüp benimle Fenerbahçe kulübüydü. Fenerbahçe kulübü beni aradı. İlk Fenerbahçe kulübü aradı öyle biraz mi? Sesi de yükseltebilir miyiz Haluk abinin sesini? Nisan ayında aradı. Ben tabii ki Rize Spor Kulübü'ne bunu bildirerek o davete icabet ettim. Demirhan Komadi, Fenerbahçe Kulübü'nün değerli Selahattin Baki, ben kulüpte bir görüşme yaptık. Yerada talip olduklarını söylediler. Bon servisiyle ilgili Rize Spor'la bir görüşme yapacaklarını söylediler. Ve bu süreç sonrasında da lig bitimiyle birlikte Galatasaray Kulübü beni aradı. Ben Galatasaray Kulübü'ne Fenerbahçe Kulübü'yle görüştüğümü, şu anda Vedat'la ilgili Galatasaray Kulübü'yle görüşmemin etik olmayacağını bildirdim. Saygıyla karşıladılar. Eğer herhangi bir durum olursa olumlu ya da olumsuz bizi bilgilendirirsin. Biz yani teknik heyetin raporu da olsun Vedat'a talibiz dediler. Şimdi bu süreçten sonra lig bitti. Daha sonra tekrardan ben Fenerbahçe Kulübü'nde Komoli ile irtibat içindeydim zaten. Fakat süreç uzadı. Daha sonra Rize Spor'la bir bonservis için görüşeceklerdi. Rize Spor yönetimi de sağ olsun Yılmaz Bağ sportif direktörleri bana da bilgi verdi. İstanbul'da randevuleştik dediler. İşte o randevu herhalde o günlerde de Fenerbahçe'nin gerçekten bu mali fair play bütün kulüplerin başında gider. Bu benim tahminim tabii ki. O süreç içerisinde bir iletişim olamadı. Daha sonra ben
Haluk abi çok güzel anlatıyorsun. Çok güzel anlatıyorsun. Şimdi bu araya gireyim bir dakika. Evet. Fenerbahçe ile siz görüştünüz. İlk sizi Fenerbahçe aradı. Tabii. Fenerbahçe ile görüştünüz Vedat Muriç için. Ardından Fenerbahçe yönetimi Rize Kulübü ile bir görüşme talep etti. Randevulaştı ama o görüşme gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi diyorsun. Ama orada şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin işte Silivri'deki bir duruşma gününe denk geldi. İşte iletişimler koptu falan. Şimdi ben o kısmında değilim. Daha sonra ben tekrardan yani dedim ki ben hani bu süreç çok uzun bir süreç değil. Yani bonservisli bir oyuncunun transferi ben mutlak surette diğer kulüple de yani ismini vermeden, Galatasaray kulübünün ismini zikretmeden görüşeceğimi söyledim. Bana yine böyle bir iletişim kuramayınca ben tekrardan haber vererekten Komoy'un asistanına ben yarın itibariyle ikinci kulüple görüşeceğimi beyan ettim. Daha sonra Galatasaray kulübünü aradım. Galatasaray kulübüyle hemen davet ettiler. Davet edildikten sonra da Rize Spor'un sorumlusuyla bir araya geldiler. Bonservisi hakkında görüşmeye başladılar. Bu süreçte işte zaten basına da yansıdı Rize Spor Kulübü'nün değerli başkanı Sayın Hasan Kartal. İşte bonservis giderleriyle ilgili görüşlerini bildirdi. Bu pazarlık bu süreç devam ederken bu sefer Fenerbahçe Kulübü beni davet etti. Şimdi Fenerbahçe Kulübü çok büyük bir kulüp, çok değerli bir yönetimi var. Bakın bir büyük bir marka, benim çok saygı duyduğum bir kulüp. Tabii bu diğer kulüpler için de geçerli. Çünkü ben bu işin içerisindeyim. Burada da kelimelerin bir yanlış algıya sebebiyet vermemesi için bunları ilk önce söylüyorum ki aynen Galatasaray kulübüne söylediğim gibi bir öncesinde şu an biz Galatasaray kulübüyle görüşüyoruz. Benim şu anda başka bir kulüple görüşme yapmam etik kalmaz, hoş kalmaz diye ben kendilerine ilettim. Daha sonraki devam eden süreçte de Rize Spor kulübüyle işte bir takım görüşmelere başladılar. Yani peki Haluk abi bir şey sorabilir miyim? Araya girip bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu arada Rize Spor kulübünden size yani Vedat Muriç'e Fenerbahçe ile görüşmesi yönünde herhangi bir telkinde bulunuldu mu? Ya da görüşün dendi mi? Hayır, hiç öyle bir görüşmemiz olmadı. Yani Rize Spor tarafından böyle bir telkinde gelmedi bize. Ama Rize Spor Kulübü şu anda Vedat'ın bonservisini yani bir yıl önümüzdeki sezon sonuna kadar zaten tasarruflarında Rize Spor Kulübü'nün hangi kulüp olacaksa Rize Spor Kulübü ile uzlaşmak zorunda. Ondan dolayı biz fazla bu topun içine de ben menajer olaraktan girmek istemedim. Ama şimdi iki tane cepheden bakacağız. Tasarruflar Rize Spor'da. Futbolcunun da bir hakkı var. Tasarruf hakkı Rize Spor'da. Futbolcunun da bir tercih hakkı var. Şimdi biz Vedat'la bütün bu değerlendirmeleri yaparken biz hiçbir kurumu, hiçbir kulübü kırmadan, rencide etmeden yani kendi yapmış oldum ben şahsen. Ben ilk önce kendimi iyi temsil edeyim. Ben lazım ki ondan sonra oyuncuyu temsil edeyim. Burada da etik ölçülere hep dikkat ettik. Daha önce de birçok transferler oldu. Yani ya, çok uzağa gitmeyelim. Işte, 6 ay önce Galatasaray'dan alıp Serdar Aziz'i Fenerbahçe'ye götürmüştük. O süreçte de yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi sizin isminizi zikretmemize gerek yok ama yani değerli bir kulübümüz de o zaman davet ettiğinde biz Fenerbahçe kulübüyle görüşüyoruz, anlaştık. Ondan dolayı bizim hazır görün dedik. Onların davetlerine icabet etmedik. Ama bu reddetmek anlamında olmuyor. Bu nezaketsizlik anlamında da olmuyor. Aslında bir kulüple görüşürken başka bir kulüple aynı oyuncu için görüşme yapmak aslında ilk önce kendine karşı bir saygısızlık olmuş oluyor. Yani benim anlayışım bu. Yıllar önce işte bir Mehmet Yozgat'tı. Bunun transferi var İstanbul Spor'dan. İşte o zaman çok değerli bir dostum Sayın Hakan Güler Tutlar benim Fenerbahçe kulübüne davet ettiğimde bana tek kelime söyledi. Biz de bir talibiz ama bir tek ricam var. Biz bonservis görüşmelerine başlayacağız. Siz ilk önce Fenerbahçe kulübüne nasıl bakıyorsunuz? Ben çok sıcak bakıyorum.
yarın başka kulüpler girdiği zaman bizim bu bonservis görüşmelerimizde negatif etki yapmasın, fiyatı yükselmesin. Bunun bana dedi sözünü verirsen ben dedi sözün yeterli. Birçok kulüp girdi o zaman Mehmet Özgür'ü almak için. O zaman da aynı sözleri verdik. O zaman da o sözümüzün arkasına durduk. Mehmet Özgür Fenerbahçe'nin oyuncusu oldu. Haluk şimdi, abi şimdi süreci 3 aşağı 5 yukarı kendi pencerenizden paylaştınız. Yani önce evet. Fenerbahçe kulübüyle görüştünüz, Comolli ile görüştünüz. Evet. Daha sonra siz Comolli'den başka takımlarla da görüşmem teklifler var, görüşeyim mi şeklinde nezaketen. Hayır, şöyle sözünü kestim, pardon dinleyeyim tamam. Yani Comolli'ye dediniz ki 2-3 gün ses çıkmayınca Fenerbahçe'den başka kulüplerden de teklifler var dediniz. Onlar da size görüşebilirsiniz dedi. Siz de Galatasaray'la görüştünüz. Görüşebilirsiniz demediler onlar bize. Hiçbir şekilde öyle bir şey söylemedi. Bakın Fenerbahçe'de o süreç 3 günlük 5 günlük bir süreç değil. Aşağı yukarı Fenerbahçe'de o süreç bir aylık bir süreç. Tamam. Yani bir aylık bir süreç içerisinde biz bakın burada yurt dışı transfer, yani yurt dışı tarihler de var. Mesela Ali Raşidi, Toulouse'un sportif direktörü İstanbul'a geldi. Benim ofisimde de misafirim oldu. Yemek yedik, talip olduklarını söyledim. Ben Rize Spor Kulübü ile görüşmesi için oraya yönlendirdim. Daha sonra tekrardan geldi Türkiye'ye. Gitti Rize'de. Rize Spor yöneticilerle görüştü bonservisi için. Şimdi Hollanda'dan bir kulüp, ben kulüplerin isimlerini de vermek istemiyorum. Talip oldular, biz direkt Rize Spor'a yönlendirdik. Şimdi ben gelen hiçbir teklifi, bazı teklifler direkt bana geldi, bazı teklifler direkt Rize'ye gitti. Ben şurada şu çok önemli, ben Fenerbahçe kulübüyle görüşürken, yani benim için en ince nokta diğer gelen kulüplerin hepsine ben şu anda Fenerbahçe kulübüyle görüşüyorum ve olumlu baktığım için görüşüyorum zaten. Başka türlü yani oyuncu istişareni yapıyorsun. Olumlu bakıyorsun, görüşüyorsun. Şu anda da şu anda da durum terse mi döndü Haluk abi? Yani şimdi şu anda da Galatasaray'la mı görüşüyorsunuz? Evet, şu an o süreç bitti. Galatasaray kulübüne görüşebiliriz dedik. Yani bu şeyden sonra. Galatasaray kulübü hemen davet etti. Daha sonra zaten Abdurrahim Albayrak Rize Spor'un yöneticileriyle geldi. Karşıladık. İşte bir tekliflerle başlandı bu görüşmeler. Daha sonra tekrardan bir telefon görüşmeleri, tekrardan bir araya geldiler. Şimdi bu sürecin içerisinde ben böyle bir anlaşmayı beklerken tabii yani Fenerbahçe'ye dediğim gibi bakın şimdi Comolli'den çok kısa bir bahsedeyim. Comolli'yi yakından tanımak lazım. Gerçekten ben Serdar Transfer'in sürecinde tanıştım kendisiyle. Çok dolu bir insan. Bakın, futbol adına çok dolu bir insan. Ben birçok profesyonel de görüştüm. Yani 20 yıllık menajerlik hayatımda. Gerçekten yani mesleki olarak da böyle çok etkilendiğim, böyle bir bilgi donanıma sahip bir insan. Şimdi o geçen hafta biz kendisiyle görüştüğümüzde ben bu süreci anlattım. Dedim ki bakın o gün biz nasıl sizle görüşürken belli başlı ilkelere sahip çıktıysa bugün de aynı ilkelere sahip çıkmak zorundayım dedim ben. O da bana dürüstlüğünden dolayı da çok teşekkür ederim dedi bana. Bu kadar bizim görüşümüz ama abi şimdi esas güzel soru... her şeyi anlattın abi güzel evet. Sen içini döktün şimdi geldik biz artık taraftar da şunu merak ediyor önümüzdeki yıl Vedat Muriç nerede oynayacak siz Galatasaray'la anlaştınız mı Galatasaray bugün Çaykur Rizespor'la anlaşsa Çaykur Rizespor Galatasaray'la bonservis konusunda anlaşsa Vedat Muriç yarın Galatasaray'a imza atacak pozisyonda mı ilk sorun bu evet bonservis konusunda anlaştık veri takdirde Çaykur Rizespor Kulübü ile Galatasaray Kulübü Vedat yarın imzayı atacak durumda. Evet. İkinci soru. Fenerbahçe bugün Çaykur Rizespor'la anlaşırsa yarın sabah Fenerbahçe'ye imza atacak pozisyonda mısınız? Şimdi ben bu soruya cevap vermem, vermek de istemem. Yani güncel konuyla ilgili ben konuşuyorum. Yani şimdi ben fazla da böyle bir Fenerbahçe kulübünün isminden bahsederken çok hassasiyetle de bahsetmek zorundayım. Menajerim veya değilim. Yani
veya tamamen bir futbol severim. Abi çünkü bunu neden soruyorum? Abi, zaten senin hassasiyetini anlıyorum. Ama geçen yıl benzer bir durum oldu. Emre Akbaba meselesi vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray Emre Akbaba'ya talip oldu. Bu transferde belirleyici rol Emre Akbaba'nın ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Yani Emre Akbaba'nın tercihi belirleyici oldu. Burada Vedat Muriç meselesi de birebir çok benziyor. Yani iki takımın da kadrosuna katmak istediği bir oyuncu Vedat Muriç. Yani geçen yıl Emre Akbaba ben tercihimi Galatasaray'dan yana kullanıyorum demişti. Vedat Muriç'te ya da sizde Vedat Muriç cephesinde böyle bir durum var mı yok mu? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim ben. Vedat Muriç'in yani bakış açısı veya Vedat Muriç'in kariyer planlamasında Galatasaray Kulübü'nde oynama arzusu olmasaydı ben bugün Galatasaray Kulübü'yle Rize Spor Kulübü'nün bonservis için görüşmeleri konusunda görüşebilirsiniz demezdim. Ondan dolayı demin de sorduğunuz soruya zaten cevap verdim. Hani, yani Galatasaray'da oynamak aslında istiyor. Haluk abi futbol piyasası futbol istemiyor. Piyasasının sen ve senin gibi menajerlere ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Şöyle ki abi hani yayınımıza katıldın bize ve bunları söyledin diye söylemiyorum. Yüzüne karşı da rahatlıkla söylediğim için söylüyorum. Gerçek neyse onları konuştuk. Haluk abi şöyle bir durum var. Senin yaptığını yapacak menajer sayısı son derece az. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taliplisi olduğu bir oyuncu için iki kulübü birbirine kırdırmak yerine iki kulübe de önce Fenerbahçe geldi ama devamını getirmedi, sonra Galatasaray'la görüşebiliriz, bakın yani diğer kulüple görüşebiliriz dedikten sonra onların okeyini alıp böyle bir nezaket yani son derece uzak bizlere, ama yine de ben bir futbol sever olarak sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani menajerler genelde kimseyi yetiştirmezler ama birisini yetiştir abi yerine. estağfurullah. O kadar abartılı bir insan değilim ama şöyle söyleyeyim, bazen sözler imzalardan daha değerlidir. Yani şimdi biz bu sözlerle girebildiğimiz sürece hani Türkiye'de işte futbolun içerisinde birçok şeyi eleştiriyoruz. Birçok şeyi de takdir ediyoruz. Ama ilk önce eleştirilen insan durumuna girmemek için de böyle çok büyük iki cami arasında atacağın her adım, ağzından çıkacak her kelimeye veya bu işin stratejisi yok. Bazen bu işin bir edebi kuralı var. Ben şimdi o kural içerisinde doğru olanı yani daha önce Serdar Aziz transferinde, Mehmet Yozgat transferinde, birçok transferde ben bu konuları yaptım. Şimdi benim bir oyuncum var. Galatasaray Kulübü talip ismini vermeyeceğim ama şimdi başka bir kulüpte bu oyuncuya talip ama o kulüpte görüşürsem Galatasaray'a görüşemeyeceğim, kusura bakmayın dedim. Yani şimdi bu transferi görüşürken bugün oraya aynı şeyi söyledim. Yani burada böyle olması lazım. Yoksa ben Fenerbahçe Kulübü'nün işte süreçte geç kalması falan, ben bunu da yadırgamıyorum. Çünkü Fenerbahçe finansal tehlikeli konusunda, UEFA'nın çıkartacağı kararlar konusunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitmiş, yeni bir yapılanma içerisine giriyorlar. Ben bunlara da çok saygı duyuyorum. Hani o süreçte belki çok yoğun oldukları için dönüş yapamadılar. Bak bunu çok kısa değil mi, saygımla söylüyorum ama benim için önemli olan hani bütün kulüpler kendi bünyelerinde kendi sorunlarıyla baş başa. Benim için tek önemli olan bir şey varsa benim bu transferle ilgili konuşayım. Bu transferle ilgili benim için tek önemli olan Vedat Muriç'in bugünü ve yarını. Ondan dolayı ben Vedat Muriç üzerine bütün çalışmalarımı yapmak zorundayım. Ama bu çalışmaları yaparken de hiç kimseyi de kırmadan incitmeden yapmak zorundayım. Ondan dolayı ben bütün A'dan Z'ye kadar, yani startından bugüne kadar ki bütün konuyu anlattım. Şimdi abi sizi yakalamışken şunu da soralım. Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un geldiği son nokta, bizdeki bilgi 3 milyon 750 bin euro bonservis teklif ettiği Galatasaray'ın sonraki satıştan %15 ya da 20, orası biraz muallak. Bir de yeni transfer edilen genç stoperin kiralık olarak teklif edildiği bilgisi var. Yani çok doğru bir istihbarat almışsınız. Tebrik ederim. Yani hiç ekleyeceğim bir şey yok. Çıkartacağım bir şey de yok burada. Peki ama orada orayı nasıl görüyorsunuz? Siz de almasaydınız ben bu konuyu da size aksettirmezdim. Çünkü bazı şeylerin de özel kalması lazım. Sessiz kalmak lazım.
Peki abi orayı nasıl görüyorsunuz? Yani Çaykur Rizespor'la Galatasaray arasında bu iş işte bugünden yarına bitebilir mi? Çünkü Galatasaray 4 Temmuz'da sezon açıyor. Yani evet. Vedat Muriç'i biz Perşembe günü Galatasaray antrenmanında görebilir miyiz? Benim anladığım kadarıyla... Şimdi ben işte o süreci kestiremiyorum bir türlü. Şimdi Çaykur Rizespor Kulübü'nün başkanı da çok değerli bir insan. Hasan Kartal iyi bir insan. Yani o şimdi burada kendi camiasına karşı bir takım sorumlulukları var. Ondan dolayı bir yönetim kurulu var. Yani Çaykur Rizespor'un şehir dışında gerçekten etkin olan geniş bir camiaya sahip bir kulüp. Ondan dolayı çok hızlı kararlar çıkamayabilir oradan. Fakat bir şekilde artık bu transfer yani açıklamalar düzeyine baktığımız zaman artık bu bir şeye çıkmış, yani bir gerçekleşme boyutu nihayetinde bir seviyeye gelmiş. Ama şimdi orada nasıl olur? Ben şimdi Çaykur Rizespor Kulübü adına eğer ki Çaykur Rizespor Kulübü bonservis konuları hakkında açıklamalar yapmasaydı, ben şu ana kadar konuştuğum konuların bir kelimesini dahi konuşmazdım. Ama karşılıklı görüşmeler olmuş. Haluk abi şu da var, ben bugün görüşmelerde de sözünü kesiyorum. Ben ne bir eksik ne bir fazla her konuda Çaykur Rizespor Kulübü'ne bilgilendirerekten zaten bu görüşmeler gerçekleşti. Abi senin totalde anlattıklarından birazdan biz bunu sen ayrıldıktan sonra yorumlayacağız tabii ama yorumladığımızda yani belli olacak zaten. Bizim yorumumuzu bir kenara bırakalım. Galatasaray cephesinde ben bugün birkaç isimle konuştum. Onlar Vedat Muriç transferine Galatasaray cephesi bitti gözüyle bakıyor. Yani dediğim gibi şöyle söyleyeyim ben, ama bugün hani bugün 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü Vedat Muriç'in şu an bonservisi inisiyatifinde, ondan dolayı ben bitti gözüyle yani ben bir kere şöyle söyleyeyim, bu sürecin çok fazla uzayıp hem kulüplerin hem de benim oyuncumun yıpranmaması arzusuyla bakıyorum. En önce sonuçlanması arzusuyla. Galatasaray'la yaptığınız anlaşma kaç yıllık Haluk abi? Şimdi Galatasaray'la biz böyle çok geniş detaylı bir sözleşme koşullarında şey yapmadık. Yani işte rakamları konusunda 3 aşağı 5 yukarı onu açıklayamayacağım. Ben şu rakamlar civarında. Senelik 5 yıllık mı peki? Yani zannediyorum ki 3 ya da 4 yıl olur geliyor. Peki. Peki Haluk abi çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Rica ediyorum ama bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bazen bu sosyal medyada şöyle bir şey oluyor. Hani bu konuşmayı biz bir ay önce yapsaydık. Haluk Canatar, Vedat Muriç'in menajeri Galatasaray Kulübü'nü reddetti. Bugün sosyal medyada Fenerbahçe'yi reddetti. Benim ne Fenerbahçe Kulübü'nü ne Galatasaray Kulübü'nü hiçbir kulübü reddetmek gibi bir haddim olamaz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve bu süreçte de Fenerbahçe'nin geç kalması gibi de bir durum söz konusu değil. İşte onlara da saygı duyuyorum ben. Şöyle saygı duyuyorum. Gerçekten bu bir kere finansal fair play konusu çok hassas bir konu. Çok kampanyalar yaptı. Bir de 15 tane oyuncu ayrılmış. Yani bu sürecin içerisinde belki bunlar bir etken sebeptir. Ama benim için Vedat Muriç'in bu transfer sürecinde zaman olarak da benim çok geniş bir zamanım olması söz konusu değildir. Netice itibariyle de bugün ben Galatasaray Kulübü ile de görüşürken bu Vedat Muriç'in de tamamen kendi istekleri, kendi isteği olmayan kulüpleri bana söyledi. Şimdi onların isimlerini de vermek istemiyorum ben, yurt dışı. Şimdi biz bu kulüplerle hiç masaya bile oturmadık. Anlatabiliyor muyum? Masaya bile oturmadığımız kulüpler var. Yani kalite dediğimiz kulüpler var. Ondan dolayı iyi niyetler birbirine karışmasın. Hiçbir camiaya karşı da ben sakın yarın ben de çalışırlar çalışmazlar diye bir hesapla kitapla söylemiyorum.
hiçbir kulüp benimle çalışmasa dahi ben buralarından hiçbir zaman güne kadar vazgeçmedim. Bugün de vazgeçmeyeceğim. Ve en kötü menajerlik yapmam. Bırakmış olurum. Biter gider. Haluk abi biz çok ısrarla soruyor izleyicilerimiz. Şimdi bu sezon yabancı statüsünde oynuyor kesin. Yani ama önümüzdeki yıl bir tüzük değişikliğinden bahsediliyor Türkiye. Evet, futbol federasyonu. Eğer önümüzdeki sene bir değişiklik olursa Vedat'ın Türk statüsünde oynama durumu söz konusu olur mu seneye? Evet, evet. Öyle bir durum var ama şu an bununla ilgili ben net konuşamam. Çünkü o futbol federasyonundan bu da benim için bir duyum. Demek ki insanlar aynı duyumları aldılar. Tabii yani kulüplerde de aynı sohbetler oluyor. Ama o Türkiye Futbol Federasyonu inisiyatifinde çünkü Kosova Milli Takımı ilk kurulduğunda Vedat Muriç davet edildi. Eğer ki Türkiye'de milli takım davet etmiş olsaydı zaten o süreçte Türk milli takımında oynardı. Bugün de yerli statüsünde olurdu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hüviyeti var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Vedat Muriç aynı zamanda. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Gökhan çok ayrıntılı bir şekilde bütün süreci anlattı. Aslında süreci, ben dün iyi çalışmış mıyım? Süreci evet tebrik ederim seni. Süreci insanların bilmesi açısından çok da bırakmadım. Yani hiç araya da girmek istemedim. Yani çünkü şimdi bu Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren transferlerde hep bir taraf yani şimdi bu transfer Galatasaray gerçekleşirse Fenerbahçe de başka bir türlü algılanacak. Haluk Canatar az önce Haluk Vedat Muriç'in Galatasaray'la anlaştığını açıkladı. Evet. Haluk Canatar 2 nokta üst üste. Vedat Muriç Galatasaray'la anlaştı. İş buradan sonra Rize ile Galatasaray'ın anlaşmasına kaldı. Ben Vedat'ın anlaşmasının Haluk Canatar tarafından açıklanmış olmasının da ve senin aldığın kulüpten aldığın istihbaratla bir araya getirince söylenecek bir tane şey var. Vedat Muriç Galatasaray'a hayırlı olsun. Hayır abi çok kritik bir soru var orada. Diyor ki yani bugün diyor Çaykur Rizespor'la Galatasaray bonservisle anlaşırsa diyor ki onlar da bir yol kat ettiler. Belli bir noktaya geldiler. İşte masada bir teklif var. Yarın sabah Vedat imza atabilecek pozisyonda diyor benim Galatasaray için. Benim anladığım şey Galatasaray'a hayırlı olsun. Fenerbahçe için aynı şey durum söz konusu değil. Çünkü Vedat tercihini Galatasaray'dan yana kullanmış yani belli ki. Benim anladığım o. Bir yani, Emre Akbaba'yı dillendirmiyor Haluk Canatar ama bir Emre Akbaba durumu var Vedat Muriç'te. Yani Vedat Muriç bir oyuncunun tercihi çok daha önemli şimdi ya burada. Bir tane farklı yani Emre Akbaba'dan farklı hale getirebilecek bir durum söz konusu o da şu. Fenerbahçe Max Kruse'yi aldı. Max Kruse görüşmelerinden bir sonuç almadan önce bir yoklama yapıyor Vedat'a. Hani İnanılmaz ısrarlı bir şekilde kulüp yönetimi, inanılmaz ısrarlı bu oyuncuyu alın, bu oyuncuyu alın gibi bir durum yok. Lig Emre devam de vardı. Ederken ama. Ama Emre de vardı. Lig devam Emre ederken. Akbaba da ikisi de gidiyordu ama Galatasaray'la. Şimdi, önce anlaştılar, Fenerbahçe ya, arada burada çekildi. Burada yalnız Vedat Muriç'le Fenerbahçe daha lig devam ederken görüşmeye başlıyor. Konuşmuşlar evet. Konuşmuşlar. Yani bir ay sürdü diyor o süreç. Yani ama o bir türlü görüşemedik ama Galatasaray diyor. Lig bittikten sonra bize ne zaman ki Galatasaray işi Fenerbahçe yavaştan aldı. Benim anladığım öyle söylemiyor ama benim anladığım o. Fenerbahçe ağırdan aldı işi ve Vedat'ı Galatasaray'a kaptırdı. Dönüyorsun öteki tarafa ama Fenerbahçe de Kruse'yi aldı zaten. Yani hani Kruse ile Vedat Muriç aynı oyuncular değil belki. Ama çok birbirine benzer yani aynı bölgenin yani aynı bölge de değil aslında ama yani birisi yani sanki böyle 10 numara biri gibi sanki Kruse. 10 numara oynuyor sanki 4-3-3'ün sonunda şöyle bir şey, gibi yani bir sürü böyle bir Gökhan burada aslında totalde şöyle bakıyorum yani ben eğer Kruse'ye bak mesela anladığım Kolarov'da da Fenerbahçe çok pardon oraya giriyorum aklıma geldikçe unutuyorum sonra çünkü yaşlılık belirtisi olabilir bu. Estağfurullah. Mesela Kolarov'da da Fenerbahçe aceleci davranmadı. Kolarov'da da ağır davrandı. Yani o hoca değişikliği falan filan derken orada yapıştıracaksın alacaksın abi. Fenerbahçe UEFA'yı da bekledi bir taraftan. Tabii bekledi de abi bekleme yapıştır ya. Ama sonuç itibariyle ne olursa ve ben olsun sana şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bonservis bedeli ödemeden de Galatasaray Fenerbahçe'nin artık Kolarov'u alması mümkün değil. Ben Kolarov transferinin iptal olduğunu düşünüyorum. Ben ve şimdi, biliyorum ben, da. Fenerbahçe yani taraftarı belki kızacak bana ama şunu da net olarak ortaya koymak lazım. Şimdi geçen sene Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya kalıyor.
Emre Akbaba'yı Galatasaray alıyor. Bu sene Fenerbahçe ile Galatasaray Vedat Muriç transferinde karşı karşıya geliyor. İşte. Görünen o ki Vedat Muriç'i Galatasaray alıyor. Şimdi bu Fenerbahçe taraftarını da ister istemez kızdırabilir. Yani şimdi bana kızabilirler bunun altını çizdiğim için ama yani onlar da içten içe bu duruma kızıyor olabilirler. Ha Vedat Muriç'i istersin. Bak ben iki takım içinde bir numaralı forvet oyuncusu opsiyonu olmadığını düşünüyorum. Yani gözünü kapatıp ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de Vedat Muriç'le çıkmasını istemem. Zaten ya Vedat... da Fenerbahçe'nin ligde birinci santraforu Vedat Muriç olsun istemem. Daha iyisinin olması gerektiğini düşünürüm. Ama sonuç itibariyle iki takım karşı karşıya bir oyuncu için geliyor ve ikinci defadır Fenerbahçe eğer bu bir savaşsa hani tırnak içinde kullanıyorum savaş meselesini kaybediyor. Ben mesela Emre Akbaba transferi kadar hırçın ve istekli olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe yönetiminin. Bak hoca tarafını biliyorum. Hoca Vedat'ı deli gibi hissedersin hoca. Deli gibi hissedersin hoca ama yönetimin aynı şekilde bir karşılık verdiğini düşünmüyorum Vedat Muriç konusunda. Hani randevulaşılmış ama o randevuya gitmemiş. Zaten bu da aslında Fenerbahçe'nin o oyuncuyu istemediği anlamına da geliyor olabilir. Belki daha iyisini buldu Fenerbahçe. Kendisine göre daha iyisini buldu. Bu arada Haluk abinin Komolli güzellemesini de çok dolu dedi mesela. Yani çok dolu da adam işte onunla kandırıyor demek ki insanları yani. Hani iyi kandırıkçı bu adam demek ki. Ahmet diyor ki peki tek bir sorun var diyor. Fenerbahçe'yi istemeyen bir futbolcu için neden kulübüyle masaya oturuyor kulüp diyor. Yani Ali Koç. Yani hala niye Çaykur Rizespor'la görüşmeler devam ediyor diyor. Ben Fenerbahçe yönetiminin Çaykur Rizespor'la görüşmesinin sebebini dün söyledim. Bir kez daha söyleyeyim. Söyle. Ben ve Fenerbahçe yönetimindeki algının şu olduğunu düşünüyorum. Haluk Canatar'ın yani oyuncunun menajerinin Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a götürmek istediğini hissediyor, zannediyor veya biliyor. Ve dolayısıyla Vedat Muriç'in transferi için Galatasaray Vedat Muriç'le anlaşmış olabilir ama bonservis kimde? Çaykur Rizespor'da. Ben giderim Çaykur Rizespor'la anlaşırım. Oradan sonra da Vedat Muriç benimle anlaşmak zorunda kalır şeklinde yapıp arada hani emlakçıyı aradan çıkartmak gibi bir durum vardır ya. Dün de söyledim, bugün izleyenler için söyleyeyim. Ben Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'nin oyuncunun menajerini aradan çıkartmayı düşündüğünü, planladığını düşünüyorum. Bendeki bilgi bu. Peki şimdi sıcak... Ama bu ne kadar doğru olur? Ne kadar... hayata döner bilmiyorum. Şimdi Obi Mikel ile ilgili bir son dakika var. Trabzonspor, evet. Enteresan bir bilgi. Onazi duyurmuş ilk. Onazi duyurdu yani sonra biz yayın sırasındayken oluyor bu mesele. Evet. Yani resmi Twitter hesabı da var. Hesabı da paylaşmış. Aynen. Trabzonspor resmi açılmış. 32 yaşında be abi. Çok büyük futbolcuydu yalnız. Abi Chelsea'de çok büyük oldu. Başka? Chelsea'den bir yere gitti o. Bu tarafa. Doğuya doğru gitti. Sonra döndü. Geçen sene Middlesbrough'da mıydı? Yani, kırmızı beyaz çubuklu tam bilmiyorum, bakmak lazım yani bizim ilan bir baksın onu atsın ya. Onu bize enteresan ama yani düşünsene galiba. Gökhan şimdi Obi Mikel 32 yaşında yaşlı diyoruz, Burak da 34 yaşında mesela yıldız diyoruz öbür taraftan yani ne bileyim Selçuk'u birazdan anlatacaksın detaylarını, Selçuk da 33-34 yaşına geldi yani şimdi Obi Mikel ya. Yani Obi Mikel. Son tabii performansını bilmiyoruz. O Chelsea'deki haliyle biliyoruz hepimiz. Ama Chelsea'deki hali yani aslan gibi futbolcu abi Obi Mikel. Abi 32-33 yaşında falan gibi geliyor bana da. Ben yaşını bilmiyorum. Sen 32 dediğin için oradan yürüyorum. Dur bakayım atmayayım kafadan ya. Da bakar ilan ya. Sen ona konsantre olma. Yani sonuç itibariyle son halini ben bilmiyorum Obi Mikel'in. Yani en son takımı... 32 yaşında. En son nerede oynamış? Artık Trabzonspor'da. 2 tamam. Artı 1. Middlesbrough'da oynamış. Tamam. Ondan önce? Ondan önce de Teda diye bir takımda oynamış. Çin'de galiba. Olabilir. Evet Çin'de. Teda diye bir takımda oynamış. Tianjin Teda. Da oynamış. Yani... Ben abi artık böyle hani ben hatırladığım Chelsea'de 10 numara oynamıyor muydu Obi Mikel? 2, 4, 6, 8, 10 sezon Chelsea'de oynamış Gökhan. 2 sezon Teda'da 10 yıl oynamış Chelsea'de yani. O Chelsea'nin 2006 çok acayip, mesela çok an, acayip sezonlarında var yani. Hep, şu bir an de 93 doğmuş çocuklar hatırlamıyordur mesela. Yani ben Trabzonspor'a helal olsun valla.
Ben bedelsiz galiba zaten. 2 artı 1. Kendilerinin açıklaması da öyle. 2 artı 1 yıllık anlaşma yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ona ya bir dünya yıldızı daha geliyor Trabzonspor'a. Chelsea'den gelenler çok fazla faydalı olamadı. Maluda, Bosinkva gibi. Chelsea görmüş. Abi ben şu sebepten çok fazla faydalı olamadılar. Yani Aubameyang'i izleyeceğiz ya ligimizde. Güzel bence. Maluda geldiğinde heyecanlanmış mıydın? Maluda da heyecanlanmıştım. Bosinkva'da da heyecanlanmıştım. Başka senin bir tane daha adam. Konstant'ta heyecanlanmamıştım yani. Konstant'ta heyecanlanacak bir durum yoktu zaten ya. Aynen. Konstant kötü bir futbolcuydu yani. Önemli. İyi futbolcuydu da burada yani olmadı yani. Bu arada şimdi Mehmet Topal meselesine geçeceğiz birazdan. Geçelim. Şimdi Galatasaray'da şu Jimmy Durmaz'la Şener'in de bugün yarın açıklanmasını bekliyoruz. Yusuf'u bugün biraz araştırdım. Böyle Yusuf'la ilgili yani %100 imzalıyor gibi bir durumun olmadığı, hani biraz sanki böyle bir hafif bekletiyorlarmış gibi bir durum var sanki. En azından benim duyduğum o. Ozan Kabak bugün Schalke ile açıklandı. Dün burada yayında bahsetmiştik. Yani gerçi o herkesin bildiği bir meseleydi ama bugün açıklanacağı artık son gün olduğu için onu da not olarak ekleyelim. Peki sen şu Mehmet Topal meselesiyle ilgili ne paylaşırsın bizimle? Yani bugün biraz çalıştın onunla ilgili. Ya şöyle söyleyeyim, ben Mehmet Topal konusunda Fenerbahçe yönetiminin ciddi bir... Sen biraz saz alsan eline. Mehmet Topal'dan dışında tweet okusana biraz. Fatih demiş ki, Geri Rodriguez Galatasaray'dayken süper futbolcu, Fener'deyken iş yapmaz. demiş. Haluk Yürekli'nin yüksek olan yorumu bu olur demiş. Ben Rodriguez'i Galatasaray'dayken de beğeniyordum. Fenerbahçe'de de iş yapar eğer gelirse. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gideceği yönünde bilgiler var. Excelansları demiş ki Obi Mikel ikinci NBA olur, boş transfer demiş. NBA'yı da deyince bizim geçen sene de öyle bir bombamız var yani. Biz orada bir tezgaha düştük NBA'da. Tamam, şimdi neyi soruyordun ne sen? Ne oldu abi, sen bir şey haber mi geldi? Dur, bir gelecek inşallah. Ya bizim programın da en güzel yanı bu. Her şey insanların gözünün önünde oluyor. Bakalım. Yunus Akgün, Lazio teklifi doğru mu demiş. Ya dün ben sordum, Galatasaray yeni sözleşme imzaladı Yunus'la. Sözleşmesini uzattı dediler. Ama bu transfer dönemi, yani hayır diyemem. Ama yani Lazio eğer... Şu Mehmet Topal'la ilgili, pardon affedersin. Lazio eğer Yunus Akgün'ü almak istiyorsa... yani herhalde alırdı şimdiye kadar. 4-5 milyon euroları falan görse herhalde alırdı. Ya mesela Fernando meselesi. Fernando Galatasaray'ın planlamasına satılmayacaktı. Yani Sevilla falan o, yani yarın öbür gün mesela, hep onu da söylüyorum. Bugün Galatasaray Feghouli'yi satmak istemiyor değil mi mesela Gökhan? Hı hı. Ama Feghouli'nin sözleşmesi 4,5 milyon euroya getirirse serbest kalır maddesi var. Kullandığı anda Galatasaray'ın söyleyeceği hiçbir şey yok. Yani Belhanda getirip bana 15 milyon euro teklif koyarsa masaya satmayacaktı Galatasaray. Satacak. Ama planlamaları öyle. Mesela Sevilla, Fernando meselesi biraz öyle olan bir mesele. Manega ile ilgili de işte oradaki birebir takastan da bahsediliyor. Yani ver Fernando'yu, al Manega'yı falan gibi. Bakacağız orada ama yavaş yavaş netleşmeye başladı Galatasaray'da transferler. Yusuf yüzde, yani bitti diyemeyiz şu an. İşte evet, Galatasaray ile anlaştı diyemiyoruz şu an. Öyle diyorlar. Aynen. Şimdi Mehmet Topal, o çünkü aslında öyleydi durum. O Galatasaray forması giydi ya. Galatasaray forması giydikten sonra bir şey oldu orada. Yani Fatih Hoca sinirlendi haberleri çıktı ya. Biraz orada sanki bir bekleme pozisyonuna geçmiş olabilir. Ya da kulüple ilgili, Bursa Spor'la ilgili de sıkıntısı olabilir. Onu bilmiyorum. Tam net. Ama sanki bugün bir sorun geldi, varmış ya, gibi. Yeni başkan geldi. Belki ödemeleri yapıp bonservisini eline alamamış olabilir. Onu da konuşuruz ya, onunla da ilgili bir haberimiz gelirse anlatırız. Mehmet Topal'la ilgili şöyle bir şey var Haluk. Öncelikli olarak ben Gökhan Dinç olarak, bir gazeteci olarak Mehmet Topal'dan özür diliyorum. Neden? Ben Mehmet Topal'ın bu kadar geç zamanda Fenerbahçe'den bu sebeple ayrılıyor olmasını, açıklamasını bir kulüple herhalde anlaştı da gidiyor gibi algılamıştım. Bu anlamda Mehmet Topal'dan özür diliyorum. Mehmet Topal bir kulüple anlaşarak değil ve ligin bitiminden 4 gün sonra Fenerbahçe kulübüyle
taraftarla yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Lig bitiyor. Bittikten 4 gün sonra Mehmet Topal kulübüyle görüşüyor ve diyor ki böyle böyle bir durum var. Ben Fenerbahçe'de bu şartlar altında devam etmesem daha iyi olur. Siz ne yapacaksınız diye soruyor ve Fenerbahçe yönetiminin vermiş olduğu cevap şu: biz size haber verelim. Bir bakalım, düşünelim. Biz size haber verelim. Şimdi genelde Mehmet Topal belki bir Fenerbahçe kahramanı olmayabilir. Galatasaray altyapısı ya da Galatasaray geçmişi olup yurt dışında bizi temsil etmiş bir oyuncu olabilir ama senin takımının kaptanıysa, Hasan Ali Kaldırım'a gösterdiğiniz ilgiyi, Hasan Ali Kaldırım da Mehmet Topal'ın gördüğü tepkinin fazlasını ve büyüğünü de görmüştü ama siz ona sarılıyorsanız, Hasan Ali Kaldırım'a, bu benim yorumum, Hasan Ali Kaldırım'a sarılıyorsanız o maçtan sonra yaşananlar sebebiyle Mehmet Topal'la ilgili bir paylaşım yapılabilir, bir açıklama yapılabilir, bir fotoğraf paylaşımı yapılabilir ya da bunların hiçbirisi yapılmayıp Mehmet Topal'la bir görüşme gerçekleştirilebilirdi. Fenerbahçe yönetimi Mehmet Topal'ı Fenerbahçe'ye kazandırmak yerine olayı birazcık zamana yaymayı tercih etti. Ve daha düşük bir, hani bunu bir avantaj olarak kullanıp, taraftarın tepkisi var, bunu bir avantaj haline dönüştüreyim, düşük bir sözleşme vereyim, Mehmet Topal'ı kazandırırım diye düşündü. Ama Mehmet Topal'la ilgili yapılan ikinci görüşmede Mehmet Topal'a verilecek sözleşmeyle ilgili pazarlık için çağırıyor Fenerbahçe yöneticileri Mehmet Topal'ın menajerini. Ve içeriden aldığım bilgiye göre konuşma aynen şu şekilde geçiyor. Fenerbahçe yönetimi temsilciye diyor ki biz size işte aldığınız rakamdan biraz daha düşük bir sözleşme önereceğiz. Buna hazırlıklı mısınız diyor. Temsilci de şunu söylüyor: anlamadım diyor. Daha düşük bir sözleşme mi? Maaşında indirim talep ediyor yani, değil mi? Ne indirimi beyefendi? Ben sizle olan sözleşmemizi bitirmeye geldim buraya diyor. Ve birden bir soğuk duş etkisi yapıyor bu Fenerbahçeli yöneticilerde. Yani Fenerbahçe yöneticileri Mehmet Topal'ın temsilcisiyle, menajeriyle görüşürken amaç şu: 2,5 milyon euro mu alıyor? Biz 1,5'a kapatır mıyız acaba'nın pazarlığını yapmak için çağırıyorlar. Ama orada Mehmet Topal'ın verdiği bir karar var. Mehmet Topal kendisine sahip çıkmadıkları için, Mehmet Topal kendisine destek olmadıkları için bütün bir sezonun faturasını taraftarın kendisine kesmesine yönetimin sessiz kalması sebebiyle böyle bir karar alıyor ve bunu açıklıyor. Bu arada Fenerbahçe yönetimiyle lig bittikten 4 gün sonra yapılan görüşmenin de hiç sızmamış olması da Fenerbahçe yönetiminin bir başarısıdır. Ama onun o görüşmenin yapıldığı şu an bende bilgisi var ve anlatıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Mehmet zaten son maçta yaşanan protestolar sebebiyle Fenerbahçe'den ayrılmayı 4 gün sonra kafasına koymuş ve Fenerbahçe yönetimine iletmiş. Ama Fenerbahçe yönetimi Mehmet Topal'ın kalması için herhangi bir şey yapmamış. Üstelik Mehmet Topal'ın gitmesi, ha bu bir tercih midir? Tercih olabilir. Bu bir tercih olabilir. Ben ona. Mehmet Topal'ın gitmesini istemiş olabilirler mi? Evet. Çünkü taraftar istemiyor. O sebeple istemiş olabilirler. İkinciye. Galatasaray'ın Mehmet Topal'la ilgili Mehmet Topal'a ulaşmış herhangi bir resmi teklifi yok. Onu ben de bugün sordum, yok dediler. Mehmet Topal Galatasaray'ın listesinde yok. Mehmet Topal'ın kafasında Galatasaray'a dönmek de yok şu an için. Mehmet Topal'ın önceliği, burada söylemiştim hatırlıyorsan, Mehmet Topal'ın İspanya'da çok ciddi bir piyasası var. İspanya'daki performansı sebebiyle Avrupa'da da bir piyasası var. Ha, ben demiyorum ki Real Madrid'e, Barcelona'ya, Milan'a, Juventus'a, Inter'e, Roma'ya gider. Ama bunların bir alt seviyesindeki takımlarda da Mehmet Topal'ı görmek isteyen kulüpler var. Buradan kazandığı, Fenerbahçe'den bıraktığı parayı alamaz hiçbir yerden bence. Yüksek bir para. Onu Galatasaray'dan da alamaz. Onu hiçbir yerden alamaz. Yani. Yani. Ama ben Mehmet Topal'ın öncelikle hedefinin Türkiye değil Avrupa olduğunu buradan söyleyebilirim sizlere. Peki, şimdi...
zaten dedim. Yani acaba mı diye söyledim. Yoksa hani adam zaten Galatasaray forması giydi. Halil'in Galatasaray forması giydi Yusuf Erdoğan yani. O da büyük skandaldır yani. Bence de skandal. O belki de transferi bozan işte o. Bence bozulma. Belki de bozulduysa tabii yani. Onu bilmiyorum. Ama şu anda bendeki bilgi yani hani mesela Jimmy Durmaz'la Şener'in kısa süre içinde açıklanacağı, hatta Banega'nın kısa süre içinde açıklanacağı bilgisine bugün bir kez daha ulaştım ama Yusuf'la ilgili bir herkes böyle bir şeyde bekliyor. Yani herhalde Fatih Hoca da o iş. Fatih Hoca da karar bekliyor. Yusuf Fatih bizi Hoca... Yusuf askerliği bitti mi bilmiyorum. Bitti. Yusuf'un askerliği bittiyse Yusuf kardeşim, o zaman bence bir Fatih Hoca'nı ara. Ya da bir mesaj at Fatih Hoca'na. Canım gerçi hocam, Fatih Hoca, canım hocam de bir şey de yani. Halil %100 demeyelim ama %99 Beşiktaş'ta diyebiliriz. Rotterdam'la 1 milyon euroya anlaşacaklar diyelim. %20 de pay vereceklermiş. Bir sonraki satışta bir yılda kiralık olarak Rotterdam'da bir yılda kiralık olacakmış. Bu arada getirmeyecekler yani. Evet, bu arada Yusuf'un fotoğrafını da asker arkadaşı çekmiş abi. Tamam, asker arkadaşı çekmiş yani, de formayı da zorla... Talihsizlik olmuş yani. Formayı mesela şey mi yapmış? G3'ü dayamış kafasına yani, değil mi demiş? G3 değil yani. Tabii, çarşıdalar da yani. Ben onu diyorum ya, asker arkadaşı tamam, deyince canım. Kafasına ya, silah tamam, dayamamış çocuk yani. Hata yaptığınızı kabul ediyor zaten. Tamam yani. Onu söylüyorum. Tamam ben. Yanlış yaptığını yani kabul ediyor. Yapmayın abi. Selçuk konusuna girecek miyiz? Bak 3 dakika 4 dakika diye yazıyorsunuz girelim, abi. Peki. Bendeki bilgileri söyleyeyim mi? Söyle. Selçuk İnan'la... Selçuk İnan şu anda bonservisi elinde boş bir futbolcu. Evet. Yaşanan süreci anlatayım. Abdurrahim Albayrak'la bir araya geliyorlar. Abdurrahim Albayrak'la bir araya geldikten sonra Selçuk Abdurrahim bir ay Albayrak'la yapılan görüşmenin hemen ardından Fatih Hoca çağırıyor Selçuk. Bir dakika. Abdurrahim Albayrak'la ne konuşuyorlar? Ya işte, o detay tatili yok. Nerede geçireyim? O detay yok değil mi? Sayın Başkan bana bir servis arabası versene. Benim çocuğu servise falan. Onu konuşmuyor herhalde. Herhalde sözleşmeyi konuşuyordur. Abdurrahim Albayrak'la yapılan görüşmenin ardından Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleşiyor. Selçuk da hocasına hocam ben tatile gideceğim. Ne olacak benim durumum diye soruyor. Fatih Hoca da Selçuk'a şu ifadeyi kullanıyor. Oğlum benim seninle ilgili fikrim belli. Git kafan rahat bir şekilde tatilini yap. Dön sözleşmene imzanı atarsın. Hangi sözleşmeye? Galatasaray'daki sözleşmeye. Abdurrahim Albayrak'ın teklif ettiği sözleşmeye mi yoksa kendisinin istediği sözleşmeye? Benim tahminim Abdurrahim Albayrak'ın senin söylediğin, önerdiğini söylediğin sözleşmenin çok düşük olduğunu biliyoruz. Ama ben 1 milyon ya ben euro... Ben ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bana söyleyen, yani dolaşan, rakam dolaşmıyor, hatır sayılır bir sözleşme dendi bana. Yok, çok düşük bir sözleşme dendi bana da. Yani hani bana da çok düşük bir sözleşme dendi. Hatta belki de o yüzden Fatih Hoca çağırıp oğlum moralini bozma bak böyle bir şey var. Sen git tatilini kafanı rahat yap. Anladım döndüğünde ya. Ben açıkçası 1 milyon, 1,5 milyon euro gibi bir rakam arasında bir rakama Selçuk İnan'ın... Selçuk İnan boşta şu anda. Sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. Ben Galatasaray yönetiminin 1,5 milyon euro. 1,5 milyon euro vermez bence Galatasaray. Günün sonunda görürüz. Ben şurada hızlı şöyle söyleyeyim. Ben Selçuk İnan konusunda Galatasaray yönetiminin... 500 bin euro fark var dünyanın da parası. Selçuk İnan konusunda ben Galatasaray yönetiminin yanlış yaptığını düşünüyorum. Sabri'ye yapılan yanlışın bir benzeri yapılıyor sanki. Herhalde Selçuk'la, yani Sabri'ye de söylemiştim. Sabri'ye yapılan da yanlıştı. Yani koskoca Galatasaray'ın kaptanını da siz tatile boş, yani free bir transfer... Boşta olmuş kalmış bir oyuncu olarak göndermeyin. Galatasaray'ın kaptanı bu abi. Yapacaksanız sözleşme yapın. Yapmayacaksanız da yapmayacağız diye. Abi Fenerbahçe'de mesela Selçuk demiş ki abi bu Luis Gustavo transferi doğru mu demiş. Ya arkadaşlar bendeki şimdi... bilgi Luis Gustavo transferinin doğru olduğu ama açıklamak için bazı şeyleri bekledikleri. Bir dakika bonservisiyle 10 milyon euroyu verdiler aldılar mı yani? Bendeki bilgi o ama ha, açıklamak için. Çünkü... Açıklamak için bir şeyleri Marsilya'da bekliyorlar. Galiba değil mi? Marsilya'nın 10 milyon euro istediği bilgisi var yani. Tamam. Bendeki bilgi bittiği yönünde ama açıklamak için de bazı şeyleri bekliyorlar. En azından sözlü olarak anlaşma sağlanmış diye var bende bilgi ama yazılı değil. Yani sözlü olarak anlaşma yapılmış. Vallahi güzel habermiş. İşte biz abi bir Vedat Muriç'tir aldı başını gidiyor. Haftayı artık anlatırız. Ama abi şu sebeple biraz hiç dokunmadım. Haluk abi çok... Aynı, çok güzel anlattı. İnsanlar... Bilsinler istedim abi. Söyle tüm detayı şey her gün bir şey Vedat Nuriş'le ilgili bir şey. Birinci ağız
kabul de etti. Her şeyi de anlattı. Bence güzel oldu ya. Bilgi, Selçuk da Galatasaray'da yani. Kalacaktır bence bu arada. Selçuk Galatasaray'da kalır mı kalmaz mı onu bilmiyorum da. Kalmalı mı kalmamalı mı onu da bilmiyorum. Kalmalı mı konusunda benim de fikrim var da bence kalmamalı yani. Yani rakamın ne olduğuyla falan çok doğru orantılı yani. 1,5 milyon euroya bir Selçuk kalırsa... Ya Galatasaray kaptanına da 300 bin euro para mı vereceksin 1,5 ben? 1,5 milyon euroya Selçuk kalırsa Galatasaray taraftarı onu rahat bırakmaz abi. Peki bu haftayı da tamamladık. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yine gündemdeki konuları konuşmak üzere Gökhan Linç'le birlikte 360 ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Umarım sizler de televizyon karşısında olursunuz. Güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Spor Gecesi cumartesi pazar 01'de 360'ta.